Aslında dünkü cinayetle neredeyse aynı bir savunma, her ikisinin her iki erkeğin de yaptığı savunmada. Duygu çeliktenle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bir bölümü okuyayım size. şimdi dün bağlanamamış problemden dolayı, bağlantı probleminden dolayı ama 7 sayfalık bir mektup göndermiş yani dilekçe göndermiş ve şöyle demiş. Önce onu söyleyeyim. E, demiş ki ben demiş Fethiye'ye gittim Duygu'yla. Ertesi gün dönüşte araç içinde bana hakaret etti. Ormanlık alana gittik. Burada çantasından tabanca çıkartarak bana doğrulttu. E, ben de onu ikna etmeye çalışırken e, kendisine doğru döndürdü tabancayı ve kendisini vurdu. Yani dün biliyorsunuz... Zeynep Zeynep Güngör'de Ecevit demişti ki bıçağı eline aldı kendisini öldürmeye çalışırken kalbinden kendini bıçakladı. Bu da diyor ki duygu çantasından tabanca çıkarttı. Ondan sonra Asla kendini vurdu. Ben vurmadım. Ee, diyor. En, fakat, kolay yolu. Fakat size şöyle söyleyeyim. Yani işin artık gülüyorum ama biraz güleriz ağlanacak halimize durumuna geldiğimiz için. Yani sinirlerim bozulduğu için gülüyorum. Özür dilerim. İşin komik tarafı şu. Tabancayla öldürülmemiş ki. Bıçakla öldürülmüş zaten kadın. Yani oturmuş 7 sayfa yazmış yazmış yazmış. Şimdi burada da bazen öyle oluyor ya insanların öyle söylüyor 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 ama yani hiç onların anlattığı gibi değil. Biliyorsun artık kalıyorsun böyle. Burada da aynı. Yani bıça tabanca tabancayla aslında kendini vurdu diyor. Yazdığı dilekçede savunmasında diyeyim. Ama aslında bıçakla öldürülmüş kadıncağız yani. Hem bıçak hem tabanca mı kullanılmış? Hayır. Hayır. Tabanca da kullanma var mı? Yok. Yok yalnız bıçak. He. E o zaman tabancayı nasıl bahsediyor? Ya işte at kafadan <laughs> bilgi yarışması yani. Mecazi anlamda hakikaten yazmış. Kendine evet. göre bir savunma yapıyor yani. Evet. Ama tutar Tamam işte <laughs> yani biz de burada yaşıyoruz ya bazen hani belli yani her şey belli insanlar yazıyorlar işte şey evet. Hoca gibi yazıyorlar. Daha sonra da ee, cesedi eee Ormanlık alanda bırakıyor. Ardından olayı sanki kendisi gerçekleştirmemiş gibi e, ...maktulün silahla yine bir başkası tarafından vurulduğunu 112 çağrı merkezine arayarak anlatıyor. E, yani öldürüyor. Bir de nerede bu neyin bu neyin kafası acaba ya bıçakla öldürdüğün birini silahla vuruldu diye hem 112'yi arayıp hem yazına savunmadı bunu anlatmanın kafası neyin kafası bilmiyorum bu. Diyor ki 112 çağrı merkezine görevli. Kardeşim işte demin okudum hani o şey okumayayım o kadar kaba okumayayım. Kardeşim acil yetişin varsaktan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Kadın düştü kaldı yetişin ormanın içinde varsan üstüne deyip telefonu kapatıyor. Yani bunu da söylerse artık hani kendisi yapmamış bir başkası yapmış görmüş. E i̇yi de sen zaten kadınla beraber çıkmışsın evden. Hani nasıl oradan geçerken bir başkasının kadına kadını öldürdüğünü göreceğim. Saçma sapan şeyler. Bu arada işte bir de şunu da anlayamıyorum. Katil tembel midir, üşengeç midir, hani nedir bunun da nedenini anlayamıyorum ama öldürüyor. Öldürdükten sonra ormanlık alanda bırakıyor. Daha sonra e, birisini arıyor. Diyor ki bana diyor birilerini bul da diyor. Gidin gitsinler gömsünler yerini söylüyor. Masum Demiralp savunmasında alışveriş nedeniyle Veli Ünder'i 3-4 yıldır tanıdığını belirtmiş. Demiş ki Veli evime geldi bana yengeyle tartıştıklarını ve silahla vurduğunu söyledi. Cesedin gömülmesi için ona yardım etmemi istedi. Kabul etmeyince bana madde bağımlısı iki kişiyi bulmamı istedi. Bakın işte bu madde bağımlılığı nerelere kadar varıyor işte bak bunun örneği. Ben de Serhat ve Doğukan kardeşlerle tanıştırdım. 50 bin lira karşılığında anlaştılar. Yanımda onlara 36 bin lira verdi. Veli bende 3 gün kaldı arabamı alıp gitti. Gömme sırasında ben yoktum diyor. Suçlamaları kabul ediyor e, Serhat ve Doğukan kardeşler. E, fakat onlar da Mahsun'un bu ifadesinde Mahsun'u yalanlıyorlar. Diyorlar ki biz madde bağımlısıyız. Veri bize biri gömülecek dedi. Kabul ettik. 30 bin liraya anlaştık. 5 bin lirayı işten önce 5 bin lirayı da işten sonra aldık. Paranın diğer kalanını alamadık. E, veri Ünder bize cesedin olduğu Veri Ünder bizi cesedin olduğu yere götürdü. Sonra yanımıza Mahsun da geldi. Üçümüz cesedi birlikte gömdük. İyi ki de üçünüz gömmüşsünüz. Hiç de gömememişsiniz Allah'ın cezaları. Olay yerine iki kez gittik. İlk gittiğimizde karanlıktı gömemedik. O gün işten vazgeçtik. Sonra Mahsun da dedi ki bu işten kaçış yok. Artık bu işin içindesiniz vazgeçemezsiniz. Mecburen kabul ettik. İkinci gittiğimizde cesedi ormanın içine taşıdık. Toprağı 30 santim kadar kazdık. Maktulü oraya koyduk. Üzerini de taşla kapattık. Hatta cesedin önünde Fatiha okuduk demiş. Aynen. Allah kabul etsin oluyorum, oluyorum. Bir de Fatih okumuşlar <laughs> Bir de niye Müge gömemedi gömemedi diye kızıyor diyorsanız Gerçekten cenaze bulunduğunda bütünlüğü hiç yoktu çok perişan Ben bir de olay yeri fotoğraflarını e, gördüm Bu olay yeri fotoğraflarını gördüğüm zaman iyice böyle cinlerim tepeme çıkıyor Gördüğüm için söylenip duruyorum Yani bir 30 santim daha kazaydılar da e, en azından kadının bu şekilde bulunmasaydı yani Hani hiç öldürmeselerdi daha iyiydi de madem para alıyorsun gömmek için. Yani adamlar hem katil hem şu hem bu hem işini işte yerine getirmiyor. Bir iş alıyorsun yani cesedi gömmek için bir parayla anlaşıyorsun. Onu bile gömmeyecek kadar. Mande bağımlısı hepsi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.